Carlo gel ben oluyorum. Esimegler egler egler bir kozel egler beni. Karapahl mor pahl yar yigit yandım sana. Ortalık karapahlık gel ben oluyorum. Geldiğimizde yoktu dedem. Ama resimlerinden filan annemlerle komşularmış zaten. Annemin ifadelerine göre de çok sert, disiplinli, dik duran bir bey. Üzerinde siyah pelerinle dolaşan bir bey olarak anlatırdı annem. Babam da biz yemekte böyle çok konuşmayız. Ciddi yemek yenir. Yemek sonrası oturur sohbet ederiz. Ama yemek zamanı herkes itinayla yemeğini yer. O büyük babamdan kalan bir alışkanlık. Babamın ifadesine göre biz yemekte konuşmazdık derdi. Ben de Bulgaristan'da doğmuşum. 1940'ta göç etmişiz. Ben 38 doğumluyum. Bulgaristan'ın Deli Orman denilen kuzey tarafında, Tuna'nın altında. Razgrad denilen yerde. Razgrad. Tolbukin var orada bir şehir. Evet, Tolbukin de var orada. İşte Razgrad'da doğmuşum. Tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nın artık ucu görülmüş olduğu için huzur da kalmamış yaşantıda. Ürkek insanlar. Rahmetli babam aileyi toplamış, göç ettik. Şimdi bizim yanımızda hiç konuşmadılar. Anneannem de konuşmadı, babaannem de konuşmadı. Yani özellikle bu konu bir sohbet konusu değildi evde. Belki Rumca arkadaşlarıyla beraber olunca Rumca konuşuyorlardı zaten. Anneannem de babaannem de aralarında belki konuşuyorlardı. Hiç onu bilemiyorum. Ama benim torunlarım olduktan sonra onlara biraz eskileri devam ettirip eski bilgileri aktarmak istedim. Öyle bir yazıya dökeyim dedim. Babamın da zihni çok parlak, çok şeydir, geniş ifadeleri vardır. Babamla başladık. Babam anlattı, ben yazdım. Daha önce hayır yoktu. Hep duyuyorduk ama böyle bir sanki eziklik vardı konuda. Bir özlem mi vardı, üzüntü mü vardı? Yani çok bilemediğim. Aslında mağduriyet var, insan mağduriyet ifade edemediler ve hiç konuşmadılar. Ganya'dan gelmişler, zorluk çekmişler. İşte iş bulamamışlar. Pendik zaten balıkçı şeyi, hiçbir sanayi yok, bir şey yok. Biraz zeytinlik vermişler. O zeytini de bilmiyorlar. Ganya'da zeytin yok çünkü. Bizimkiler de balık bilmiyorlar. Balıkçılığı bilmiyorlar ama öğrenmişler. Pek çoğu balıkçı olmuş. İşte aşçı olmuşlar. Yük gemisi içindeki görüşünden dolayı ben onu daha sonra Karadeniz'de kömür taşıyan bir yük gemisi olarak tahayyül etmeye başladım. Çünkü simsiyah diğer taraf, yıkanmamış etmemiş. Gemide tuvalet yok. Bir tek tuvalet var. Biz Ganyalılar aşağı yukarı 250-280 aile, 1500 kadar nüfus. Bir gemide su da yok. Çok kıt. Herkes yemek de yok. Herkes kendi yiyeceğini kendisi yapacak. Bir sürü güvertelerde yerde yürüyen yerde maltız yakmışlardı, yemek yapıyorlardı. Böyle bir seyahatimiz oldu. Biz çok evvel geldik, gemiye bir yerleştik. Sizin aile kaç kişiydi? Biz 5 kardeş, bir de babam, annem, 7. Bir de bizim av köpeğimiz vardı, Nick. Onu da bırakamadık, o da beraber. O da mübadil oldu. Mübadil oldu, o da mübadil oldu. Neyse, Peyder Bey, millet tamam gelince hareket ettik. 8 veya 9 gün sürdü.
Bu esnada yolda, açıkta, hiç kara gün... Ha biz o zamana kadar denizi falan görmemiştik. Aynı zamanda da Türkçe de bilmiyorduk. Babamdan başka Türkçe de bilmiyorduk. Sebebi de Yanga'da Müslümanların akaliyette oldukları. Resmi dairelerde Rumca konuşuluyordu. Yok ki, bilen yok ki. Çingeneler vardı aşağı kadar, 100 kadar, 120 kadar çingene vardı. Onları da aldık. Müslümandı çünkü. Evet. Müslümandı. Ve hatta Pendik'te biz çıktıktan sonra çingeneleri gemiden babam vazifeli olduğu için çıkarmadık. Onları Zonguldak'a gönderdi. Neden Zonguldak'a yolladılar? İş için. Şimdi mübadele sözcüğü Arapça bir sözcüktür. Bedel kelimesinden türetilmiştir. Bedelleşme, karşılıklı takas anlamına gelir. Ticarette çok kullanılan bir deyimdir. Ancak bu mübadele sözcüğü artık uluslararası literatüre, diplomasiye girmiş bir sözcük. İnsanların karşılıklı olarak takas edilmesi, trampa edilmesi. Yani malları takas edersin ama burada söz konusu olan insanların takasıdır. Yani mübadele bir zorunlu göçtür esasında. Yani insanlar kendi özgür iradeleri dışında iki devlet arasında yapılan antlaşma ile doğdukları toprakları mecburen terke zorlanmalarına mübadele diyoruz. Ve mübadele olayı ilk defa Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanmış bir sözleşmedir. Ama sadece Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanmış değildir bu sözleşme. Çünkü Lozan Barış Konferansı sırasında gündeme gelmiştir. Bu Türkiye'de yaşayan Rum Ortodoksları ile Yunanistan'da yaşayan Türk Müslümanların karşılıklı olarak zorunlu yer değiştirmesi o günkü büyük güçler tarafından desteklenmiştir. Yani İngiltere, Fransa tarafından da istenmiş ve onların onayıyla imzalanmış bir sözleşmedir. Mübadeleyi diğer göçlerden ayıran en önemli iki neden, bir, bu göçün zorunlu olması, iki, uluslararası bir antlaşmaya bağlı olarak yapılmasıdır. Bir de karşılıklı göç edenler geriye dönme olasılıkları var mıydı? Kesinlikle yok. Mübadele Sözleşmesi'nin daha birinci maddesi, yurtlarını terk eden insanlar bir daha dönüp yerleşemeyecekler, bir hükmünü işermektedir. Yani mübadele aslında bir dramdır. Yani insan doğdukları toprakları terk ediyor ve bilmedikleri bir yere doğru göçe zorlanıyorlar. Yani mübadeleler açısından aslında bu iki taraflı bir dramdır. Hem Türkiye'yi terk eden Rum Ortodokslar açısından hem de Yunanistan'ı terk eden Türk Müslümanlar açısından. Peki buradaki herkes mübadel. Siz de mübadel misiniz? Evet efendim. Benim de ailem mübadelede Selanik'in Neapolonia yerleşim yerinden Tekirdağ Malkara'ya iskan edilmiş bir ailedir. Ben ikinci kuşak oluyorum. Evet, bir de mübadillerde böyle kuşak farkı var değil mi? Onu da anlatsın. Evet, şimdi kuşak şu. Yunanistan'da doğmuş olanlara biz birinci kuşak diyoruz. Yani Yunanistan'da doğmuş ve Türkiye'ye göç etmiş olanlar birinci kuşaklar. Türkiye'de doğmuş olan çocukları ikinci kuşaklar. Çocuklarının çocukları ise üçüncü kuşak oluyor. Şu anda mübadiller dört kuşak, hatta beş kuşak mübadil var Türkiye'de. Ve bunların sayıları da azımsanmayacak kadar fazladır. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinde yaklaşık 2 milyon insan zorunlu olarak yerlerini terk etmişlerdir. Yani bu insanlar sadece 1923 yılında, 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşme kapsamında değil, 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını terk etmiş olanlar da mübadele kapsamına alınmıştır. Böylece her iki taraftan yaklaşık 2 milyon insan yer değiştirmiştir. Evet. Bunun 500 bini Balkanlardan gelen Müslümanlar. Şöyle diyelim. 1923'te mübadele sözleşmesi imzalandıktan sonra yaklaşık olarak Türkiye'ye gelen mübadelelerin sayısı 500 bin civarındadır. Ama ondan önce de Balkan Savaşı sonrası Yunanistan'ı terk eden insanlar var. Bunlar mülteci statüsünde fakat sonradan mübadele kapsamına alındılar. Onları da dikkate alırsan yaklaşık olarak 600-700 bin diyebiliriz. Aynı şekilde Yunanistan'a göç eden Rum Ortodokslar ise 1923'ten önce özellikle 1922 yılında
Türk-Yunan Savaşı sonucunda Yunan ordusunun mağlubiyetiyle oradaki sivil halk topraklarını terk etmişlerdir ki bunların sayısı 1922 yılında yaklaşık olarak 1 milyon civarındadır. Geri kalan aşağı yukarı 190 bin kişi de mübadeleden sonra gitmiştir. Yani 1923'ten sonra gitmiştir. Üzerinde bulunduğumuz Arta Köprüsü 17. yüzyıla tarihlendiriliyor. Ama o günden bugüne kullanım değerinden hiçbir şey kaybetmemiş. Buradan yaşayanlar geçiyor ve oldukça sağlam gözüküyor. Köprünün en üst kemerinin en yüksek olduğu yer de burası. Uzaktan bakıldığında burası Mostar'a benziyor, Mostar Köprüsü'ne. Mostar'la ilgili olarak anlatılan bir şeyi de eklemek istiyorum. Şimdi nasıl olsa Mostar'a gidemiyoruz. Mostar'da 3 grup insan yaşarmış. Şiir yazanlar, resim yapanlar ve köprüden atlayanlar. Burada da öyle mi bilmiyorum ama sanıyorum buradan atlayanlar bir daha hayata dönmüyorlardı. Çünkü derinliği çok az buranın. Ama bir gün Mostar'a gittiğimizde oradan bunu deneyeceğiz inşallah. Arta ve Arta'nın girişinde 17. yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan Arta Köprüsü önünde mübadelelerin ilk özlem durağı. Bu köprüyü görünce neler hissediyorsunuz? Tarihi eserleri görünce. Tarihi eserleri görünce aslında bu topraklar bizim topraklarımıza çok benziyor. Ve kendimi evimde hissediyorum. Esas nedeni bu. Daha önce buraya gelmiş miydiniz? Hayır, buraya gelmedim. İlk defa geliyorsunuz. Peki benzer köprüler gördünüz mü ya da benzetiyor musunuz bir yere? Tabii ki Drama Köprüsü'ne çok benziyor. Drama diyorum, pardon, özür dilerim. Bosna'daki köprüye çok Mostar. Benziyor. Mostar Köprüsü'ne çok şu benziyor. Birinci, kemerin benzerliği evet. Çok fazla. Ne cana kıydı,
Ekmek kadar deniz, su gibi aydın. Kimseler duymadan hükümler gidi. Yiğim aslanım, bu hayatı yok. Mübadele şu anda işte, mübadil Müslümanların yaşadığı topraklarda bulunuyoruz. Bundan 90 yıl önce bu limandan, bu iskeleden ayrılan insanlar adına şu anda buradayız. Mübadele 1923 yılı Lozan Anlaşması'nın ilk metni olarak ortaya gelip bu anlaşmanın ön şartı olarak yapılan bir insan değişimi. Bu göçün diğer göçlerden en önemli farkı zorunlu olması. Bu göçte tercihiniz yok, mutlak gideceksiniz ve terk edeceksiniz. Bu liman Epir bölgesi Müslümanlarının gemilere bindirildiği liman. Yani bundan tam 90 yıl önce buradan binlerce Müslüman Türk gemilerle Anadolu'ya doğru yola çıktılar. Burasının adını da bir söyleyeyim. Preveze. Preveze bizim tarih kitaplarımızda da çok önemli bir yeri vardı. Tabii Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyük Andrea Doria donanmasını yok ettiği yer ve Akdeniz'deki kesin hakimiyetinin başlangıcı olan liman diyebilirim. Preveze belki farkındasınız, görüntü olarak kapalı bir koy, çok kapalı bir koy ve bu koyda kıstırılan donanmayı Barbaros Hayrettin'in daha az olan donanması yok ediyor. Evet. Akdeniz Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Osmanlı tarihi coğrafyasında kentleri iki tür katıyor. Ya savaşla katıyor veyahut da kentler kendiliğinden teslim oluyorlar. O zaman amanname denilen bir belge veriliyor bunlara. Yani aman ettim, ben ettim, sen etme gibisinden. Ve amannameyle alınan kentlerin büyük ayrıcalıkları oluyor. İkinci Murat da Selanik'i almaya geldiği zaman, ki orayı savaşla alıyor, Yanya halkı yan yana anahtarını 2. Murat'a gönderiyor, Selanik'e. Yani buraya kadar gelmenize gerek yok, biz katılıyoruz Osmanlı dünyasına diyorlar. Çünkü Yanyalılar bağımsızlıklarını korumak için her zaman çok iyi bir diplomasi uygulamışlar. Bu biraz Yanyalılara da geçmiştir. O bağımsızlığı koruyabilmek için çok iyi diplomatlardır. Ve 2. Murat da onun üzerine 15 tane Yeniçeri'yi Yanya'ya gönderiyor, alasın Yanya'yı diye. Ve bu 15 tane Yeniçeri buraya geliyor, Rum kızlarıyla evleniyorlar ve Türk mahallesini oluşturuyorlar. Bütün bu bilgileri biz bu arkamızda gördüğümüz küçük adadaki bir manastırda saklanan Epirus Kroniği diye bir kronikten elde ediyoruz. Evet, şimdi ayrıcalıklar çok önemli çünkü bu ayrıcalıkların içerisinde birincisi kale içerisinde yaşamaya devam ediyor Hristiyanlar, kaleyi terk etmiyorlar. İkincisi erkek çocukları devşirme olarak alınmıyor, psikopozları başlarında kalıyor ve buraya zorunlu Müslüman ve Türk halkı gönderilmiyor zorunlu olarak, nüfus değişsin diye. Karşılığında ne yapıyorlar? Vergi veriyorlar. Dolayısıyla bu bağımsız durumunu yani ya 17. yüzyıla kadar sürdürüyor. 17. yüzyılda Trikala Başkisposu bir karşı çıkış düzenliyor, isyan düzenliyor. Onun üzerine Yanya'nın ayrıcalıkları geri alınıyor. Buraya bir Osmanlı paşası hemen tayin ediliyor. Hristiyan halk kentin içinden çıkarılıyor ve böylece Müslüman nüfus yerleşiyor ve ondan sonra kent dokusu da
Osmanlı kurumlarıyla donanıyor. Camiler, medreseler, tekkeler, hanlar, hamamlar ondan sonra da yapılmaya başlıyor. Sabah erkenden yan yana yola çıktık. Yan yılların eskiden yayla olarak kullandıkları Meçova'dayız şu anda. Meçova'nın merkezinde böyle bir heykel var. Ayı ve yavrusu. Aslında ayı Avrupa'da çok prestijli bir hayvan. Örneğin Berlin Film Festivali'nin ödülü altın ayıdır. Türkiye'de de birçok kentimiz ayılarıyla ünlü. Fakat Türkiye'de ayının sosyal prestiji fazla olmadığı için kimse üstlenmiyor. Hangi iller olduğunu söyleyip yeni bir krizde ben çıkartmayayım daha kanalımızın başından. Ama burada bu heykelin çok yakıştığını ve güzel olduğunu, bakın çocuklar da onlarla oynuyorlar böyle. Keşke bizde de böyle bir şey olsa diyorum ve biz hemen şehri dolaşmaya çıkıyoruz. Meteora manastırları hakkında ne zaman bir belgesel, bir dergi makalesi, bir gazete haberi görsen ilgiyle izler ve okurum. Bittiğinde aklındaki soru işaretin çengeli yine aynı yerde asılı kalır. Bu manastırlar o kayaların üzerine nasıl inşa edildi? Şimdi Meteora'nın içindeyim. Bunlardan en ünlüsü olan Megalo Meteora artık müze konumunda. Meteora için doğu harikası deniliyor. İnsanların hakkı yeniliyor sanki. Devasa kayalar üzerinde bu manastırlar kurulmasaydı yine aynı derecede ilgi çekici olabilir miydi? Meteora için 9. yüzyılda hayat başladı deniliyor. Dünya nimetlerinden el etek çekmiş bir grup din adamı kayaların oyuklarında yaşamaya başlıyorlar. Sonradan tepelere kadar çıkıyorlar. Toplam 24 adet manastır inşa ediyorlar. Bunlardan 6'sı günümüze kadar gelebiliyor. 6 manastırdan biri sadece kadınlara ait. Oraya erkeklerin girişi yasak. İlkel bir çekme sistemi var bu mabetlerin. Aşağıya sarkıtılan ipin ucuna devasa bir file takılıyor. Hem insan hem de malzemeler yukarı çekiliyor. Ama esas soru şu: yukarıda hiçbir şey yokken nasıl çıkıldı? Meteora'yı gördükten sonra da bu sorunun yanıtı tam olarak alınamıyor. En azından benim açımdan durum böyle. Mübadilleriyle bir geziye çıktım. Fakat çok mutlu oldum. Bundan sonra gerisinin geleceğini umuyorum. Topluluğumuz, arkadaşlarımız, hepimiz çok uyumluyduk. Gezdiğimiz yerler çok güzeldi. Ben anadan atadan, her iki taraftan da. Heyecanlı. Mübadilim. Prevezeliyim. Buraya geldiğim için çok mutluyum, çok huzurluyum. Lütfen diye gördüğüm zaman her seferinde babama hatırladım. Çünkü babam eğer yaşamış olsaydı o yaşlı olurdu. Anneanne sen nerelisin? Senin vatanın neresi derdik. Şöyle bir dururdu. Benim vatanım ne bileyim derdi. Ama benim vatanım burası değil derdi. Peki neresi derdim? Düşünürdüm. Bilmiyorum ki derdi. Gazi istedi. Biz geldik. Buraya geleceksiniz dedi.
biz de buraya geldik. Ama benim vatanım Preveze'dir dedi. Ben oradan bir türlü kopamıyorum. Ama sizler varsınız. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum ama kendi açımdan hiç mutlu değilim derdi hep. Benim ailem 24'te Kavala'dan Samsun'a mübadeleyle gelmiş. Babam 1,5 yaşlarındaymış. Hep onlarla, onların hikayeleriyle büyüdük. Daha önce geldim, Kavala'yı görmüştüm ama yan yaya kadar inmemiştik. Ama böyle bir grupla ve böyle güzel insanlarla bir arada olmaktan, özellikle mübadil olan kişilerin, görüyorum veya bu taraftan olan kişilerin o kadar güzel, hem tahsil hem görgü, herkes kendini yetiştirmiş. Bunu gördüğüm zaman çok çok daha mutlu oluyorum. Anne ve baba tarafından da mübadilim. Babam Kavala'dan Kundak'ta gelmiş. Anne tarafımda Midilli Adası'ndan Ayvalık'a geçmişler. Ve sonuçta Pendik'te bir yerlerde kesişmiş annemle babamın yolu. Bu geziye annem ve kız kardeşimle katıldık. Daha önce de mübadillerle birlikte gezilerimiz oldu. Kardeşim biraz bahsetti. Çok duygulandık. Hep ağladık. Güzel bir anlar yaşadık. Çünkü aynı duyguları, aynı acıyı paylaşan arkadaşlarla yolculuk yaptığımız için. Bir de biz hep dedemden, babaannemden, babamdan çektikleri acıları dinledik. Ben hep diğer tarafı, biz daha çok acı çektiğimizi düşünüyorduk. Köyleri dolaştığımızda kuzum diye sarılan Rumları görünce anladık ki onlar da bizimle, onlar da aynı acıları yaşamışlar. Dördüncü kuşak Serez Mübadiliyim. Galatasaray Üniversitesi'nde hukuk okuyorum, son sınıftayım. Ben bu gezinin en genç mübadiliyim, Lütfü amca da en yaşlısı ama. Lütfü amca bize ailesinin çektiği acılardan bahsetti. Benim ailem de çok acı çekmiş. Onların acıları şu an son buldu elbette ama bence bizim şu an onların acılarını unutmama görevimiz hala devam ediyor. O yüzden biz de bugün buradayız ve onları hatırlamaya devam ediyoruz. Bende de memleketime 40. kez gitmenin heyecanı var. Bir kere nasıl duymaz. Vallahi bu gezide olmamın en önemli nedenlerinden birisi Lütfü amcanın 100. yaş gününe tanıklık etmek. Bu benim için çok anlamlı çünkü ben babaannem ve dedemi 94'te dedemi, 2000'de babaannemi kaybettikten sonra onların yerine koydum. Ve 10 yıldır benim yeni bir aile büyüğüm. O nedenle bu tanıklıktan ötürü çok mutluyum. Onun dışında bu topraklara geldikçe ben babaannemin, dedemin ruhlarının şad olduğuna inanıyorum. O nedenle belki dışarıdan bakan anlamlı gelmeyebilir. Yani köy köy, tepe bayır ne geziyorsunuz diye, ama benim için anlamı çok büyük ve bu her gezilerde yeni dostlar kazanıyorum. En önemli kazanım da o. Sizleri de tanımaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Benim Loza Mübadilleri Vakfı ile tanışmam çok yenidir. Bir senelik bir tanışmamız var. Aynı bu gezide tanıştık. Ondan sonra bir iki gezilerine daha tercüman olarak katıldım ve gerçekten çok çok mutluyum ve güzel dostluklar edindim. Güzel insanlar tanıdım ve de çok teşekkür ederim. Bir mübadil buluşması daha sona eriyor. Bu seferki hepsinden farklı oldu. Lütfü Karadağ ağabeyin 100. yaşına doğduğu kentte dünyaya merhaba dediği evde girdi. Böyle bir mutluluk dünyada kaç insana nasip olabilir ki? Ona eşlik eden iki otobüs dolusu her kuşaktan mübadilin ortak dileği tıpkı 90 yıl önceki büyüklerinin söyledikleri gibi. Bir daha asla böyle bir şey yaşanmasın.